Evet arkadaşlar, bugün size kan testlerinden çok sık istenen bir test olan ALT. Bu karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. ALT nedir? Neden yükselir? Yüksekliği ne anlama gelir? Ve ALT'yi nasıl düşürürüz? Onu anlatacağım arkadaşlar. Videonun sonunda yorumlar kısmında bana bununla ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. AST ile beraber çok sık istenen bir testtir ALT. Özellikle dahiliye, gastroenteroloji uzmanları ister arkadaşlar bu testi. Bakalım alette neymiş, neden yükselirmiş ve bu testin yüksekliğinde bunu düşürme şansınız var mı? Nasıl düşünebiliriz? Bu gibi soruları hep beraber yanıtlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ALT'ye geçmeden biraz karaciğer hakkında bilgi vereyim. Çünkü ALT yüksekliği genellikle karaciğerle ilgili. Bunu biraz daha söyleyeceğim. Karaciğer arkadaşlar vücudumuzun boyutça en büyük organı, yaklaşık 1,3 kilo. Bakın burada şematik resmi var. Karaciğerin altında ne var? Safra var. Karaciğer safra salgılayıp safra kesesinde depolandıktan sonra bağırsağa akıyor biliyorsunuz. Hemen altında da ne var? Mide var. Daha sonra işte midenin altında pankreas var. Mideden sonra da artık ince bağırsak, kalın bağırsak diye gidiyor. Şimdi karaciğerin arkadaşlar vücutta birçok önemli fonksiyonları var. Bu fonksiyonları kısaca bir hatırlayalım sizle. Karaciğer arkadaşlar birçok fonksiyonu yerine getiren bir organdır. Bakın neler yapar? Protein dediğimiz vücudun yapı taşları vardır. Bunları üretir, sentezler, albümin sentezler. Kanımızın pıhtılaşması için bir takım yine proteinler vardır. Pıhtılaşma faktörleri diyoruz. Bunları üretir. Onun dışında yağları üretir, yağları depolar ve onları metabolize eder, yani işler arkadaşlar. Yine karbonhidratları depolar, glikojen şeklinde. Bu neye yarar? Mesela uzun süre açlıkta o depolardan glikojen glikoza dönüşür. Yani açken size glikoz deposu sağlar. Onun dışında yine safra ve safra tuzlarını üretir arkadaşlar. Safra biliyorsunuz yağda eriyen vitaminlerin çözülmesi için, emilmesi için gerekli ve sindirdiğiniz gıdaların emilmesi için gerekli bir sıvı. Onun dışında arkadaşlar ne yapar? Vücudun bir nevi toksik maddeleri temizleyen fabrikasıdır. Onun dışında yine ne yapar? Yaşlı eritrositleri parçalar arkadaşlar. Biliyorsunuz kırmızı kan hücreleri yaklaşık 3 ay sonra ne olur? Yaşlanır ve temizlenmesi gerekir. Bunları Kupfer hücreleri denen bir hücre vardır karaciğerde arkadaşlar. Onlar parçalar ve yerine artık yeni eritrositler, yeni kırmızı kan hücreleri yapılır. Onun dışında yine karaciğerimiz ne yapar arkadaşlar? Bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlar. Gördüğünüz gibi birçok fonksiyon olan çok değerli bir organ arkadaşlar karaciğer. Gelelim ALT'ye arkadaşlar. ALT, alanin amino transferaz adlı bir enzimin kısaltmasıdır arkadaşlar. Bu özellikle karaciğerde bol miktarda bulunur. Yaklaşık %70'i bunun karaciğerdedir. Onun için yüksekliği genelde bir karaciğer hastalığını, bir sıkıntıyı gösterir. Buna SGPT de denir ama genelde ALT ismi kullanılır arkadaşlar. Bu aslında ne yapar? Bunun görevi amino gruplarını bir başka oksoaside transfer etmektir. Yani böylece keto asitlerin amino asitlerine çevrilmesini sağlayan bir aslında enzimdir. Bunun çalışması için arkadaşlar B6 vitamini gerekli, 1,6 fosfat gerekli. Onun için B6 eksikliğinde karaciğerde ALT iyi çalışamaz. ALT seviyeniz kanda biraz düşer. ALT'nin arkadaşlar yaklaşık işte %73'ü karaciğerdedir. Kalan %12'si kalpte bulunur. Bir miktar böbrekte, daha az da pankreasta, dalakta öyle gider. Onun için karaciğer yüksekliği birazdan söyleyeceğim. Karaciğer ve safra yollarının bir sıkıntısını, bir hastalığını gösterir. Şimdi gelelim ALT testine arkadaşlar. Bakın burada bir biyokimya paneli yapılmış. ALT gerçi burada normal sınırlarda çıkmış ama diyelim sizde ALT testi yüksek çıktı. Bu ne demektir? Hemen bunlara başlayalım. ALT yüksekliğinde arkadaşlar başlıca nedeni nedir? Safra yollarının tıkanması. Bu durumda ALT çok hızlı yükselir. Binlere falan ulaşabilir. Onun dışında karaciğeri tutan bütün durumlar, karaciğer hastalıkları, karaciğer sirozu, alkol kullanması, alkolizm,
aleti yükseltir. Karaciğerin yağlanması bu çok sık görülür arkadaşlar. Genelde yine alkole, diyabete ve şişmanlığa yani obeziteye bağlıdır. Kas hastalıkları, dermatomiyozit, polimiyozit gibi kas hastalıklarında aleti yükselir arkadaşlar. Şok durumlarında, tabii bu şok psikolojik şok değil, vücudu zora sokan bir takım kalp ve damar şoklarından bahsediyorum. Bunlar da yükselir. Hemokromatoz denen bir durum var arkadaşlar. Karaciğerde aşırı demir birikimi olur. Bu da aslında bir karaciğer hasarıdır. Yine alfa 1 antitripsin eksikliği denen bir enzim eksikliği var. Bu da karaciğerde alete enzimin yükselmesine yol açar. Wilson hastalığında karaciğerde aşırı bakır birikir arkadaşlar. Yine alete yükselir. Karaciğerin kanserinde yükselir ve şiddetli yanıklarda burada da niye yükselir arkadaşlar? Çünkü kas dokusu hasar görür. Kastaki alete kana geçer. Kan da yükselir. Onun dışında arkadaşlar otoimmün hepatit. Bu ne demek? Vücut kendi kendine saldırır. Bunlarda ALT seviyeleri binlere ulaşabilir. Yine viral hepatitler yani virüslere bağlı hepatitler karaciğerin iltihabı demek arkadaşlar. Bunlar da biraz daha yükselir. ALT 2000'lere ulaşabilir. Birçok ilaç ve toksin maddeler arkadaşlar. Bunlar genelde uzun sürede kullanıldığında ne yapar? Karaciğeri yorar ve ALT sızıntısına ve ALT yüksekliğine yol açabilir. Enfeksiyöz mononükleoz denen bir hastalık, viral bir hastalıktır bu. Lösemiler arkadaşlar, kalp krizi yani miyokard infarktüs diyoruz. Bunda genelde AST daha çok artar ama ALT karaciğerde artık hasarlanmışsa yükselir. Onun dışında arkadaşlar kasların nekrozu ya da gangreni yani kasların hasarında yine ALT yükselir. Pankreatit dediğimiz pankreas iltihabında yükselir. Akut hemolitik anemi arkadaşlar bunlar da ne olur? Kandaki kırmızı kan hücreleri birden işte parçalanır. Bunun değişik nedenleri var. Bunlarda da alete yükselir arkadaşlar. Akciğer infarktüsü dediğimiz akciğere pıhtı atması. Bunda da yine alete yükselir. Ve çölyak hastalığı. Bu bir bağırsak hastalığıdır. Bunda da arkadaşlar ne olur? Alete yükselir. Crohn hastalığı arkadaşlar. Bu da yine kalın bağırsak bir hastalığıdır. Bunda da yine alete yükselir. Ülseratif kolit yine ince bağırsak bir hastalığıdır. Onda yükselir. Kas distrofileri yani kası tutan bir takım genetik hastalıklar da yükselir arkadaşlar. Bir de zenci ırk yani siyahi ırkta kas kitlesi fazla olduğu için bunlar da ALT yüksektir. Heparin ilacı kullanımında yükselir arkadaşlar ve çok sık bir neden bakın hemoliz yazmışım. Hemoliz arkadaşlar kan alırken kanın o tüpün aşırı ne yapılması böyle işte aşırı sallanırsa çalkalanırsa ya da işte o kanda kan alırken zorlanma olursa kandaki kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ile ALT enziminin kana geçmesi. Bu da aslında sizde bir hastalık yokken bile ne yapar? ALT'yi yüksek okunmasına yol açar. Aslında yalancı bir durumdur ama hemoliz çok sık ALT yüksekliği yapabilir. Onun için kan alırken kan alan personel zorlanırsa yani kan zor alınırsa arkadaşlar ALT enziminiz yükselebilir. Evet. ALT enziminin yüksekliğinin arkadaşlar ana nedenleri bunlar demek neymiş? Genelde kas hastalıkları, karaciğer, safra hastalıkları ana nedenmiş ALT yüksekliğinin. Peki kanda ALT kaç olmalı arkadaşlar? Yani referans değerleri ne olmalı? Erkeklerde yaklaşık işte 10 ile 40 arası ünite arası. Kadınlarda işte daha az 35 üniteyi geçmemesi istenir. Tabii laboratuvardan laboratuvara değişebilir. Bu seviyelerin üstünde yüksek diyoruz. Peki ALT seviyeniz yüksek arkadaşlar. Bu ALT seviyesini nasıl düşüreceğiz? Asıl merak ettiğiniz bu. Şimdi dediğim gibi ALT yüksekliği neden arkadaşlar genelde neymiş? Karaciğer, safra yolları hastalıkları bazen de kas hastalıklarıymış. Onun için bu yüksekliğin nedenini bulmak lazım. Doktorunuz genelde işte gittiniz dahiliye uzmanı genelde o araştırır. Bu ALT neden yüksek? Bir takım testlerle işte laboratuvar testleri, görüntüleme testleriyle bunun nedenini bulur. Genelde karaciğer, safra yollarına işte ultrason yapar. Bir takım başka testler yapar neyse. Karaciğer yağlanması arkadaşlar çok sık bir nedendir. Eğer yağlanma varsa buna yönelik size ne yapacaktır? Tavsiyeler yapacaktır. Yani asıl yüksekliğin nedenini doktorunuz bulacaktır. Onun dışında yine bakın obezite, şişmanlık da önemli bir yükseklik nedenidir. Bir hastalık varsa zaten o hastalığı tedavi edecektir. Peki ben bir şey yapamaz mıyım? Evet yaparız. Bir kere arkadaşlar bol bol egzersiz yapacağız. En iyisi nedir? Haftada en az 7 gün boyunca yani her gün
yarım saat aerobik egzersiz. Yani işte nedir? Yarım saat hızlı yürüyüş ya da işte koşu yapabilirsiniz. Onun dışında ne yapacaksınız? Alkol kesinlikle yasak. Çünkü alkol karaciğere zarar verir. Onun dışında bol bol su tüketeceksiniz arkadaşlar. Gereksiz ilaç kullanmayacaksınız. Bol bol tahıl yiyeceksiniz. Yani işte nedir? Mercimektir, fasulyedir, nohuttur. Aklınıza gelen bütün tahılları yiyin. Bunlar sağlıklıdır arkadaşlar. Yine karaciğeri yoran fast food'dan, koladan, gazlı içeceklerden, kızartılmış yağlı patateslerden uzak duracaksınız. Her türlü işlenmiş gıdadan uzak duracaksınız arkadaşlar. Ve tabii ki bol bol yeşil, kırmızı sebzelerden tüketeceksiniz. Bunlarda bol antioksidanlar, bol vitamin, bol element var arkadaşlar. Bunlar nedir? Karaciğerin zaten dostudur. Damar sağlığınızı, kalp sağlığınızı koruyacaktır. Bunları yaparak zaten karaciğer yağlanmasını, obeziteyi de önleyebilirsiniz ve enziminiz yüksekse de oldukça faydasını göreceksiniz. Düşmeye başlayacaktır. Onun dışında zaten hastalık varsa bunu doktorunuz bulur, tedavi edecektir. Evet. ALT enzimi böyle arkadaşlar. ALT testinden olduk, öğrenmiş olduk. Bununla ilgili yine sorunuz varsa videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz eski kanalımız yaklaşık 50 bin abone si olan bir kanaldı. Eski kanal hacklendi arkadaşlar. Bu kanaldan devam ediyoruz. Yine hızlı bir şekilde abone sayımız artıyor. Hep beraber yine hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Doktor X ailesi olarak devam edeceğiz. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.